Bali ve çevresindeki komşu adalarda kumaş dokuyan pek çok topluluk bulunur. Bu toplulukların içinde Bali'nin Tenganan köyünde dokunan kumaşın en değerlisi olduğu düşünülür çünkü kutsal olduğuna inanılan bu kumaş özel bir teknikle dokunur ve dokuması hem beceri hem de zaman gerektirir. Bu kutsal dokuma kumaş Gering Sing olarak bilinir. Gering kelimesi hasta anlamına gelirken Sing kelimesi hayır anlamında kullanılır. Yani bu kumaşla dokunan bir elbisenin giyen kişiyi kötülük ve hastalıklardan koruduğuna ve ona şans getirdiğine inanılır. Bu sebeple kutsal kabul edilen Gering Sing, çift katlı ikat tekniğiyle üretilen bir kumaştır. İkat, boyama ve dokumadan önce desen oluşturmak için iplik yumaklarının sarıldığı bir rezerve tekniğine verilen isimdir. Çift katlı ikat tekniğinde ise çözgü ve atkı iplikleri olarak adlandırılan tek bir yöne doğru işlenen dokuma malzemeleri hazırlanır. Günümüzde Tenganan çift katlı ikat tekniği ile kumaş üretilen 3 yerden birisidir. Gering Sing kumaşından dikilen elbiseler günlük hayatta kullanılmazlar. Özel günlerde, düğün veya diğer kutlamalar gibi önemli ritüellerde kullanılmak üzere özenle saklanırlar. Bu kutsal kumaşın nasıl dokunduğuna bir bakalım. Zamanında Tengana'nın çevresindeki tepelerde pamuk yetiştirildiğinden iplikler elle yapılıyordu. Günümüzde ise dışarıdan ithal edilen pamuk iplikleri genellikle su ve kül karışımının içerisinde kaynatılıyor. Bu sayede yumuşatıcı veya diğer kimyasalların etkisi azaltılıyor ve kumaşın boyanması için gerekli olan asit-baz dengesi sağlanmış oluyor. Mordan olarak da adlandırılan boya sabitleyici, fındık benzeri bir yerel yemiş, papaya yaprağı ve zerdeçal gibi doğal malzemeler kullanılarak hazırlanır. Çoğunlukla renklendirici olarak kullanılan zerdeçal, pamuğa kremsi, koyu sarıya çalan bir renk verir. Su ve odun külü karıştırılan bu malzemeler sayesinde kırmızı boya ipliklere sabitlenir. Geçmişte bu malzemeler elle dövülürdü. Ancak daha hızlı ve daha verimli olduğu için günümüzde genellikle elektrikli karıştırıcılar kullanılıyor. Daha sonra hazırlanan mordan karışımına eklenen iplikler, karışımın daha iyi nüfuz etmesi için 3 gece karışımın içinde bekletilir. Boyanın tam anlamıyla sabitlenmesi için iplikler 6 hafta boyunca dışarıda asılır ve açık havada kurutulur. Renklendirici işlevindeki zerdeçalla birlikte güneşin altındaki uzun kurutma işlemi, ipliklere Gering Sing kumaşının ana rengi olan altın sarı bir renk verir. Sonrasında ise çözgü ve atkı iplikleri ahşap bir iskeletin üzerinde sarılır ve gruplar halinde bağlanır. Her grupta aynı sayıda iplik bulunur ancak nihai ürünün genişliğine bağlı olarak grup sayısı değişiklik gösterebilir. Daha sonrasında ipliklere demetler halinde düğüm atılır. Nihai üründe desenin ve ipliklerin hizasının korunması için bu demetlere kalıcı olmayan mürekkeple koyu ve açık renkli işaretler konulur. Zanaatkar bu işaretleri takip ederek sarı ipliklere denk gelen yerlere düğüm atmaya başlar. Deneyim önemlidir. Çünkü ancak deneyimli bir zanaatkar nereye düğüm atacağını ve bunları ne kadar geniş bırakacağını bilir. Düğüm atılan bu alanlar ilk boyama işlemi sırasında korunur ve böylece sarı renkte kalır. Daha sonrasında ilk olarak doğal çivit mavisi ipliklere uygulanır. Ancak bu işlem Tenganan yerine yakınlarındaki Bugbug köyünde gerçekleştirilir. Efsaneye göre iki rengin de aynı köyde boyanması köyün içindeki uyumu bozarak uğursuzluk getirirmiş. Aynı zamanda bu durumun bilimsel bir açıklaması da var. Tenganan'dan daha çok güneş alan Bugbug köyünde toprak Indigofera tinctoria bitkisinin yetiştirilmesine daha elverişli. Dolayısıyla bu bitki Bugbug ve çevresinde yetişiyor. Muhafaza edilen iplik demetleri o yörede yetiştirilen çividin içerisinde boya teknelerinde bekletilir. Bu işlem yaklaşık 2 hafta sürer. Tüm ipliklerde koyu mavi bir renk elde edilene kadar boyama ve kurutma işlemi birkaç kez tekrar edilir. Daha sonra Tenganan'a geri gönderilen iplikler bir kez daha boyanmadan önce rezerve boyama işleminden geçer. Bu kez iplikler Endonezya'da yetişen Hint dutu ağacının kabuğundan veya dut ağacından elde edilen kırmızı renge boyanır.
Bu sefer maviyle boyanmış alanlardan bazılarına düğüm atılır ve bazı sarı ipliklerin düğümleri çözülerek farklı alanların kırmızıya boyanması sağlanır. İstenen koyu kiremit renginin elde edilmesi için iplikler 3 ay içerisinde 12 kez boya tenekelerine daldırılarak boyanırlar. Boyama işlemi tamamlandığında muhafaza ya da rezerve edilen son düğümler de çözülür. Böylece bu uzun uğraş sonucunda elde edilen karışık renklendirme ilk kez ortaya çıkar. Siyaha çalan koyu çivit mavisi ve kırmızıya çalan Hint dutundan elde edilen kahverengi, bal sarısı ipliklerle güzel ve derin bir kontrast oluşturur. İpliklerin rengi, tonu ve canlılığı hiçbir zaman değişmez. Bu gelenek köylüler tarafından yüzyıllardır devam ettirilmiştir. Daha sonra çözgü iplikleri kuskundan bir dokuma tezgahına yerleştirilir ve böylece desen oluşmaya başlar. Boyanmış atkı iplikleri de boşluk kalmayacak şekilde çözgü ipliklerinin arasına dokunur. Bu kumaş sadece birkaç ölçüde ve Tenganan'daki Bali Aga olarak tanınan köklü ailelerin koyduğu katı kurallar çerçevesinde yalnızca 24 desende üretilir. Geringsing'de bulunan bazı motifler piyasadaki Hint kumaşlarında görülürken, kumaştaki diğer desenler Doğu Java'daki rölyef oymalarla veya Bali'deki gölge kuklası figürleriyle benzerlik gösterebilir. Eskiden en pahalı kumaşlarda Geringsing ritüelinin sonunda dokunan ve Prada olarak adlandırılan altın yaldızlı iplikler yer alıyordu. Kumaşın üzerindeki desenler, eşsiz, değerli hatta kimilerince kutsal kabul edilen bu kumaşı giyen kişiyi ve kumaşın dokunduğu dönemi yansıtır.